Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu günden, bu haftadan itibaren Allah kısmet ederse Mişkat okumalarına başlıyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Sünnet-i Seniyye'nin Mişkat'ının nuruyla yolumuzu aydınlatsın. Kalbimize inşirah versin, sekinet versin, yolumuza istikamet versin. Mişkatül Mesabih nasıl bir kitaptır ve niye bunu tercih ettik? Önce bununla ilgili kısa bir giriş mahiyetinde bir şeyler söyleyelim. Hadis kitaplarının hadis tarihi içerisinde geçirilen dönemler ve süreçlerle irtibatlı olarak arz ettiği yapısal bir takım özellikler var. Mişkatül Mesabih'i de bu genel hadis tarihi içerisinde hadis kaynaklarının değerlendirme olduğunu tespit bakımından bu genel tarihe ve genel sürece bir göz atmamızda fayda var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinin, siretinin ve hadislerinin dinin ikinci kaynağı olması dolayısıyla dinin asli kaynağına bunlar olmadan vasıl olmak mümkün olmadığı için tabi olarak sahabe-i kiram aleyhimürrifan Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın hadislerine, sünnetine ve siretine müstesna bir itina göstermiş. Onu hıfzetmeyi, onu bir hayat tarzı haline getirmeyi ve kendilerinden sonraki nesle aktarmayı tıpkı Kur'an'ı hıfzetmek, yaşamak ve aktarmak gibi bilmişler. Bu ikisini birbirinden ayırmamışlar. Biri olmadan öbürüne ulaşmak mümkün değil çünkü. Dolayısıyla hadis tarihini de biz sahabe-i kiramdan başlayalım. Sahabe-i kiram, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu her şeyi ezberliyordu, ezberine alıyordu. Tabii ki onların tamamı sabah akşam pazarda ve seferde Efendimizin yanında bulunmuyordu, bulunamıyordu. Onunla birlikte bulunanlar, evi Mescid-i Nebevi'ye yakın olanlar, ya da meşguliyeti günlük hayatın idamesi için yapmak zorunda olduğu iş, kendisini Efendimiz'le çok sık görüşmekten alıkoymayanlar, evet, Efendimiz'le çok sık birlikte oluyorlardı. Özellikle Enes bin Malik, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ıma gibi genç kuşak sahabiler, Efendimiz'in özel hizmetinde bulunan, onun yanından ayrılmamaya gayret eden sahabiler, diğerlerinden daha fazla Efendimiz'le birlikte olma şansını yakalıyor. Bu tabii bir şeydir. Peki bu şansı yakalayamayanlar ne yapıyordu? Bu şansı yakalayamayanlar da dinin o tabii süreç içerisinde yaşandığı ahvalde tıpkı Kur'an ayetleri gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları hadisleri de birbirlerine aktarıyorlardı. Gerek özel bu iş için akdedilmiş meclislerde, gerekse hayatın tabii akışı içerisinde ezberlerine aldıkları rivayetleri duymayanlara aktarıyorlardı. Bu sadece sahabenin kendi arasında yaptığı bir iş değildir. Sahabe kendilerinden sonraki kuşak ve kuşaklar da dinin bu asli kaynaklarından haberdar olsun için bilinçli bir faaliyet yürütmüşler ki birçok muhtelif vesilelerle söylemiştik. İslami ilimlerin tedbini, tasnifi, teşekkülü, teessüsü ve bu süreç içerisinde olmuştur. Sahabe-i kiramın öğretmenliği sayesinde olmuştur. Bunlar sadece cihat için sağa sola gitmiyor, cephelere koşmuyor. Sadece zühd hayatında bir örneklik teşkil etmiyor. Aynı zamanda
Kur'an ve sünnetin ve bu iki kaynaktan neşr-ü rema bulan İslami ilimlerin tabiun kuşağına aktarılması için de özel müesseseler kuruyorlar, özel müfredatlar hazırlıyorlar ve talebe yetiştirmek gibi bir sürecin bilinçli başlatıcısı oluyorlar. Sahabe-i kiram hadisleri sadece ezberlemekle yetinmiyor. Aynı zamanda kayda da geçiriyor, yazıya da geçiriyor. Biz sahabe-i kiramdan itibaren hadislerin bize kadar ulaşma sürecini dört ana kategoriye, merhaleye ayırıyoruz. Bunlar hıfz dönemi, ezbere alma dönemi, kitabet dönemi, tedvin dönemi ve tasnif dönemidir. Sahabe-i kiram hıfz ve kitabet dönemi, tabi bu dönemleri birbirinden çok keskin hatlarla ayırmak mümkün değil ama ana hatlarıyla, ana karakter yapıları itibariyle yapılan bir tasniftir bu. Hıfz döneminde hiç yazıya geçirilmemiş demek doğru değil hadisler için. Ya da tedvin döneminde hiç tasnif karakteri arz eden eser vücut bulmamıştır demek doğru değil. Genel yapısı itibariyle yapılan bir tasniftir bu. Sahabe-i kiram sadece hadisleri hıfz etmekle kalmıyor. Aynı zamanda yazılı hadis metinleri de oluşturuyor. Bunlardan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadislerini ihtiva eden ve talebesi Hemmam bin Münebbih vasıtasıyla nakledilen rivayetler, bir sahife var. Bu sahife Hamidullah Hoca tarafından neşredildi. Türkçe'ye de zannediyorum 2-3 tercümesi yapıldı. Elbette mevcut bir sahifedir. Bu sahifenin ihtiva ettiği hadislerin tamamı Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde de mevcuttur. Yani tarihi bir belge olarak Hemmam bin Münebbih'ten geldiği sabit olan bir belgedir, vesikadır. Hemmam bin Münebbih de hemen Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakletmiştir. Hoca talebe ilişkisi içerisinde. Dolayısıyla hadislerin yazıya geçirilmesi konusunda müsteşriklerin oluşturmaya, bilinçli olarak oluşturmaya çalıştığı bulanık manzaranın aslı yoktur. İkinci olarak Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ın bir sahifesi vardır. Sahifetü Sadika denen bu sahife de gene hadislerin sahabe döneminde ve bizzat sahabe tarafından kayda geçirildiğini belgeleyen önemli bir belgedir, önemli bir vesikadır. Kemal Sandıkçı Hoca'nın ilk 3 asırda İslam coğrafyasında hadis isimli çok hacimli bir doktora tezi var. Orada sahabe kuşağından itibaren ilk 3 asırda hadislerin ne kadar yaygın bir şekilde yazıya geçirildiğini, kaydedildiğini vesikalarıyla, kaynaklarıyla detaylı olarak görmek mümkün. Bu mesele niye önemlidir? Birkaç bakımdan önemlidir. Birincisi, dediğimiz gibi müsteşriklerin bir iddiası var. Yani hadislerin ilk kaynakları Hicri 2. asrın başlarından itibaren ortaya çıkmıştır. Hadislerin büyük bir çoğunluğu uydurmadır. Hicri 2. asrın başlarındaki resmi tedvin faaliyetiyle birlikte ortaya çıkmıştır, sayıları artmıştır. Derler. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadislerin yazıya geçirilmesini yasaklayan ve serbest bırakan mahiyette rivayetler vardır. Yani bir kısım rivayetler hadislerin yazıya geçirilmesini yasaklıyor, bir kısım rivayetler serbest bırakıyor. Buradan hareketle yine müsteşrikler hadislerin yazılmasını serbest bırakan rivayetlerin hadisçiler tarafından, hadislerin yazılmasını, yazımını yasaklayan rivayetlerin de fıkçılar tarafından uydurulduğu şeklinde garip bir iddia ortaya atarlar.
hadislerin yazıya geçirilmesi demek, kaynak olarak sabredilmesi, bağlayıcı olarak görülmesi demektir. Bu ehli hadisin tavrına daha uygundur. Dolayısıyla ehli hadisler bu hadisleri uydurmuştur. Öte yandan serbest içtihat faaliyetini hadis sınırladığı için hadislerin yazımını yasaklayan rivayetler fıkıhçılar tarafından uydurulmuştur derler. Sebebi de serbest içtihat faaliyetinin hadis engeline takılmadan yürümesini temin etmektir. Müsteşrik mantığı, zihni böyle çalışıyor. Fakat eskiden beri bu konuda yapılan çalışmalar bu işin ciddiye alınabilir bir iddia olmadığını, vakayla örtüşmediğini ve kurgusal olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Mustafa Es-Sibai'nin Es-Sünne ve Mekanetuha, Muhammed Acet El-Hatib'in Es-Sünne Kabulet Tedbi'nin, Muhammed Mustafa Bağzami'nin bir devir hadis edebiyatı, İslamlıkı ve Sünnet gibi çalışmaları, eserleri, müsteşriklerin bu kabil iddialarının ciddiye alınabilir bir tarafı olmadığını ortaya koyan eserlerden birkaçıdır. Bu arada ilginç bir iddiaya daha değinmemiz lazım. İslam alimleri ittifak halinde hadislerin yazımını yasaklayan rivayetin yazımı serbest bırakan rivayet tarafından nesh edildiğini söylemiştir. Burada bir taarruz var. Bu iki kısım hadis arasında taarruz var. Ve bu taarruzun sonra gelenlerin evvel geçenleri nesh ettiği şeklinde çözümünü benimseyen ulemanın tamamı yazımı serbest bırakan hadislerin, yazımı yasaklayan hadisleri nesh ettiğini söylemiştir. Sahabenin genel tavrı da bunu desteklemektedir. Kadim zamanlardan bu yana yazıya geçirilmiş hadis metinlerinin, nüshalarının, sahifelerinin varlığı da bunu desteklemektedir. Ama Reşit Rıza garip bir tavırla hadisleri yazıya geçirmeyi yasaklayan hadislerin diğerlerini nesh ettiğini söylemiştir. Nesh çözümünü, bakış açısını tersine çevirerek hadislerin yazımının yasak olduğunu söylemiştir. Efendimiz tarafından yasaklandığını söylemiştir. Garip bir teşekkürdür. Gerek Mecelletül Menar'da, gerek Tefsirül Menar'da bol miktarda hadisin yazıya geçirilmek suretiyle nakledildiğini görüyoruz. Bunu Reşit Rıza'nın kaleminden çıkmış metinlerdir. Dolayısıyla bu iddianın ayaklarının yere bastığını söylemek